Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. İçin Türkiye'mize adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve yine yıllar sonra ikinci memleketim olan Hakkari Çukurca'dayız. Yine doğudayız, yine cennet ülkemizin özel mi özel, güzel mi güzel ilçesi Çukurca'dayız. Evet, Çukurca'mızı tüm özellikleriyle, güzellikleriyle tanımaya var mısınız? Varız diyorsanız yaslanın koltuklarınıza ve muhteşem bir programı hep birlikte izleyelim. Biraz da mahalle sakinlerine soralım. Çukurca'da hayat nasıl gidiyor? Çalışmalardan memnunlar mı? Bir eksiklikleri var mı? Hep beraber izleyelim. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben Sait Akdemir, emekliyim. Zaten dinleme zamanı gelmiş. Değil mi?
Tabii dinlen. Çocuk çalışsın. Evet, iki tane çocuğum var, ikisi de öğretmen. Tane de kızlarım var, onları da evlendirmişim. Maşallah. Bu kaç senedir. Kendim bir ben var, bir de hanım. Bir sen, bir hanım. Bir hanım, bir ben. Ne yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Çok merak ettim. Vallahi nasıl geçecek? Oturuyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Çukurca'da hizmet var mı? Hizmet geliyor mu? Vallahi Çukurca zaten gördüğünüz gibi o kadar fazla hizmet Çukurca'ya gelmiyor. Çukurca hem uzak her yerden hem de fazla şey yok. Allah razı olsun. Çukurca bu iki senedir bizim belediye başkanımız seçtikten sonra bizim Çukurca'ya her şey Allah razı olsun her şey gelmiş. Gelmiyor. Her şey gelmeye başlamış. İyidir. Çalışmalar var. Memnunuz. Hemen çat kapı. Bir kapıyı çalalım. Bakalım kimle karşılaşacağız. Merhaba. Nasılsınız? Sizi böyle alabilir miyim? Davetsiz misafir kabul ediyor musunuz? Hoş bulduk. Tina, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sizi tanıyabilir miyim? Valla ben Hacer. Hacer Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olasın, teşekkürler. Siz de iyisiniz. İyiyiz çok şükür. Davetsiz geldik Patlı'ya, kusura bakmayın. Yok bir şey değil, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Çukurca'da hayat? Vallahi ben Kürtçe o kadar bilmiyorum. Türkçe. Ne yapıyorsunuz? Yani vallahi Çukurca'da bir kadın ne yapar sabahtan akşama kadar? Vallahi her şey yapıyoruz. Ev hanımıyız, iş yapıyoruz, yemek yapıyoruz, ekmek pişiriyoruz. O kadar. Sabahtan akşama kadar iş yapıyor. Tabii. Çocuklara bakıyorsunuz. Tabii, çocuklara bakıyoruz. Akşam eş eve geliyor, yemek ister, iş ister, tabii. Çay ister. Evet. Değil mi? Evet. Peki eskiye oranla nasıl Çukurca'da hayat? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Vallahi ne bileyim. Yani son ben Türkiye'nin sonunda. Elhamdülillah çok şükür. Şimdi de çok iyidir, evet. Şimdi iyi. Evet. Azat ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyidir. Sizin durumunuzun. İyiyiz biz de. Sizi gördüm daha iyi oldum hatta. Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Bisiklet sürüyoruz, top oynuyoruz. Fark etmiyor bize. Bisiklet, top hiç fark etmiyor. Önce nasıldı bu yollar? Çok kötüydü ama şimdi başkanımız sağ olsun daha iyi. Yaptı mı bunu? Önce nasıldı? Çamur muydu? Evet, hiçbir şey yapamıyorduk. Sizi süremiyorduk. Bize yardımcı oldu. Asfalt yaptı. Yardımcı oldu, para falan dağıttılar, biz bisiklet top alabildik. Ha, size para dağıttılar, siz bisiklet top aldınız. Yardım. Yardım etti size. He. Memnunsunuz, seviyor musunuz başkanınızı? Hı hı. Senin adın ne? Reber. Ne? Reber. Reber. Değişik bir ismin var Reber, nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Sen de bisiklete biniyorsun. Hı hı. Nasıldı önce yollarınız? Çok tozluydu. Parke taşlarıyla her yer kaplıydı. Ama çok güzel oldu artık. Şimdi çok güzel oldu. Evet. Seviyor musunuz başkanınızı? Evet. Memnun musunuz çalışmaların? Evet. Nasıl geçiyor günleriniz? İyi geçiyor ama okul yüzünden hiç güzel, okullar güzel gitmiyor. Okul güzel gitmiyor değil mi? Siz okulların açılmasını mı istiyorsunuz hemen? Evet. İnşallah en kısa zamanda açılır. Evet. Ne yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor peki? Top oynuyoruz, bisiklete biniyoruz, istop oynuyoruz, yakan top oynuyoruz, kız erkek oynuyoruz. Her gün oyun mu oynuyorsunuz? Başka bir şey yapmıyor musunuz? Okul yok, ne yapalım? Yani okul olmadığı için siz de mecburen oyun oynuyorsunuz. Evet. Nasılsın? İyi. İyi misin? Nasıl geçiyor günlerin? İyi. İyi. Okula gidiyor musun? Gitmiyorsun. Ne yapıyorsun peki? Bisiklete biniyorsun. Başka? Top oynuyorsun. Ha. Seviyor musun Çukurca'yı? Başkanınızı seviyor musun? Seviyorsun. Biz de seni çok seviyoruz. Anadolu Gezginleri devam ediyor. Baba teyzem nasılsın? Nasıl gidiyor Çukurca'da? Teşekkür ederiz. Valla Çukurca güzeldir. Güzel değil evet. mi? Evet. Nasıl geçiyor günleriniz? Valla iyi geçiniyoruz. Ne yapıyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz, akşama kadar ne yapıyorsunuz? Bir ineğimiz vardı. Gidip ineğimi bakıyoruz. İnekle uğraşıyoruz. Evet, inekle uğraşıyoruz. Başka? Başka o kadar. Yemek
yapmıyor musunuz? Hayır, ben yapmıyorum. Gelinim yapıyor. Ha, evet. Hanıma. Siz hanıma. Ben yapamıyorum. Tamam, bir o yeter hanıma yapamaz mi? Yani. Gelinler yapıyor, kızlar yapıyor. Kızım yapıyor. Evet, evet. Siz de keyfini çıkarıyorsunuz. Evet. Ne keyif? Ahtiyarlıktır artık. Olsun artık işte. Artık sizin dinlenme zamanınız. Değil mi? Tabii ya. Ne yaptınız iftara? Valla bilmiyorum, gelinimle yapıyor. Pilav yapıyor. Hele bir çağır gelini, ne yapmış, ne pişirmiş? Şafak. O Şafak. Şafak gelin. Her şey çok pahalıdır. Gel bir Şafak gelin, gel bir, gel yüzünü görelim. Va va Şafak. Gel Şafak gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İyi, siz nasılsınız? İyi, sağ ol, teşekkürler. Ne pişirdiniz yemek? Da pilav yapıyorum. Çok güzel kokuyor. Evet. Böyle otlu bir pilavdır. Onu yapıyorum. Ellerinize sağlık. Sağ ol. Çok buralara geldi. Evet. Nasıl geçiyor Çukurcalı kadınların hayatı? Teyzem oturuyormuş. Ben ona sordum da hani sabahtan akşama kadar oturuyorum dedi. Ben yapıyorum. Ya, nasıl geçiyor? Onu çocuğu yapalım. Bağ, bahçe. Ha yapayım. Valla pirinç ekiyor. Salatalık. Her şey var. Evet, evet, bahçe. Evet. Doğal besleniyor. Evet, evet. İnsanı da doğal, yedikleri içtikleri de doğal. Evet. Çok samimi insanlarınız yani. Siz gerçekten Çukurca halkı. Biz yaklaşık 10 gündür Hakkari'deyiz. Hakkari'nin misafirperver. Evet, evet. Böyle pat diye geliyoruz böyle hemen. Kimdir, niye geldi demiyorlar bize. Kapılarını açıyor insanlar. Demiyoruz. Valla çok... Çok sağ olun, Allah razı olsun. İnsanları çok iyidir. Evet. Hizmet geliyor mu köy Çukurca'ya? Nasıl Çukurca'da hizmet? Ne bileyim, valla iyidir. Hizmet var mı, hizmet geliyor mu Çukurca'da? Belediye çalışıyor mu, belediye başkanı? Çalışıyor, çalışıyor. Bizim buradaki yolları yaptılar, okul yaptılar, gençlik merkezleri. Ama böyle... Çukurca'da parkları yapmışlar. Park yaptılar. Evet. Memnunsunuz yani? Evet, evet. Çalışıyor, seviyorsunuz başka. Evet, evet, seviyoruz. İyi o zaman, peki. Anadolu gezginleri devam edecek. Çukurca denince aklımıza ne gelmeli? Çukurca denince havası, doğası. Doğallığı, güzelliği, yeşilliği. Ne güzel değil mi? Yemekleri. Misafirperverliği. Yemek deyince şimdi bak acıktırdın beni. Hangi yemekle? Tırşık. Genelde biz yapıyoruz. Genelimiz tırşıktır. Otlu yemekler var. Yani meşhur otlu yemeklerimiz var. Evet. Öyle. Öyle. O yemeklerimiz yani meşhur. Çok güzel. Sen kaç yaşından beri buradasın? Yani burada doğdun. 20 yaşındayım. Sen, Van'da doğdum. Sen burada doğduğun evet. Gün ben burada askermişim, biliyor musun? Artık birlikte asker. Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum tabii. Değil mi? Bu kadar büyümüşsün maşallah. Peki kızım, şu anda Çukurca nasıl? Hizmet geliyor mu? Bakılıyor mu Çukurca'ya? Yani bakılıyor. Yani belediye başkanı bakıyor mu? Bakıyor, bakıyor. Neler yaptı? Neler yaptı? Yani Çukurca'mızı değiştirdi. Mesela? Mesela yollarını yaptı. Yani suları yaptı. Düğün salonunu yaptı. Yani ihtiyaçlarımız olan her şeyi yaptı. Çukurca denince aklımıza ne gelmeli? Her şey. Doğası, suyu, insanı, merhameti, her şey gelmeli. Çukurca'nın en karizmatiği ki? Ben. En güzeli sensin, tamam. Karizmatik. Baba. Baban tabii ki. Belediye başkanını tanıyor musun? Tabii ki de. Nasıl bir adam? İyi bir adam. Çalışıyorum dobra dobra. Tabii koymadan eksiltmeden. Tabii ki de çalışıyor. Allah Allah. Çok teşekkür ediyoruz baba. Ne yaptı? Valla yollarımızı yaptı. Düğün salonu yoktu, onu yapıyor. Gençlik, çocuk, gençleri çalışıyor, yapıyor, işe alıyor, şey yapıyor. Yani memnunuz, hiçbir sıkıntımız yok. Allah Allah, bu yakışıklıyı tanıyabilir miyiz? Olur. Sen de Köy TV, Av TV izliyor musun? Anadolu gezginleri. İzliyoruz. Bizi gördün değil mi? Görüyoruz. İki yıl önce yine gelmiştik. Evet, görüyoruz genelde. Çok güzel. Gel buraya, gel. Gel Kasım, bu Kasım, bu? Ramazan. Ramazan, Ramazan geldi zaten. Bu oğlum bunlar. Amca oğlum, bu da yeğenim. Ya ne güzel. Nasıl çocuklar? Burada güzel mi hayat? Evet. Oynuyor musunuz? Evet. Okul da yok. Oh! Can derdi. Ne var? Can ders. Ne var? EBA. Ha, EBA. Ama okullar açılsın değil mi bir an önce? Hiç güzel değil okul var. Hadi ya, senin işine geliyor sence? Çok güzel okul bence. Değil mi? Bir an önce açılsın. Adam olmalı. Evet. Okuyucu adam olacak. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ne demek? Sağ olun abla. Siz de hoş geldiniz hoş tekrar. Hoş bulduk diyoruz. Anadolu gezginleri devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Anadolu gezgine devam ediyoruz. O kadar.
akşam saati böyle insanlara baskın yapıyoruz. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi. Yemek mi yapıyorsun? Evet. Ne pişiriyorsun? Çorba, pilav. Dınar'ın hayatı nasıl gidiyor? İyi, çok iyi. Ne yapıyorsunuz sabahtan akşama kadar? Ben Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyorsun. Evet. Çalışıyor mu başka? Evet, çalışıyor. Çalışıyor? Evet. Hizmet geliyor yani? Evet. Çocuklarımız da var burada. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi anne. Sen nasılsın? Güzel gül. Bana bak bir. Senin gözlerin ne güzel maşallah. Maşallah sana. İyi misin? Başım. İyi misin? Başım. Ben de başım. Tekiniz onun. Erkeğim giz onun. Az boşum. Türkçe bilmiyorum diyor. Başkan çalışıyor mu? Esar çalışıyor mu? Kut bir halim o. Mama şey kut kut bari ben duya. Evet. Yakışıklı senin adın ne? Ramazan. Ramazan. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, evet, çok iyiyim. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz Çukurca'da? Çocukların hayatı nasıl geçiyor? Mesela köyler, Çukurca'nın köyleri çok güzel. Köylere gidiyoruz, geziyoruz. Mesela Çukurca'da yerli tahin, yerli şeyler yapıyoruz. Evet, bahçelere gidip geziyoruz. Arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Kavga ediyoruz. Evet. Sen kavgacı birine benziyorsun. Hayır, bu ve bu. Bence sensin kavgacı. Hepsi kavga ediyor, bana ne? Başkan çalışıyor mu? Evet, çok çalışıyor. Ne Allah yaptı sizin için? Olsun. Mesela gelip bizim... Mesela... Neydi adı ya? Bilmiyorum, tahin yapıyorlardı. Yerli tahin oraya açtı. Geldi, bize hediye verdi. Her şeyi verdi mesela, her şeyi yaptı. Allah ondan razı olsun. Biliyorsunuz yani. Evet. Puan versene evet. Başkana. Puan verelim. 10 üzerinden kaç puan verirsin başkana? Mesela 11 veririm. 11 verirsin. Çok çalışıyorum. Evet. Sen kaç veriyorsun puan? 17. 17 veriyorsun. Sen kaç veriyorsun? 20. 20. Sen? 50. 50 veriyorsun. Helal. Biz devam ediyoruz. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Ama siz söylemediniz, tek ben söyledim. Köy TV, köyde hayal var. Çukurca'nın en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi tabii ki susam ve tahin. Ve bir değirmendeyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz efendim? Murat Erdemir ben. Murat abi nasılsın, iyi misin? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamamen doğal, el değmeden susam üretiyorsunuz. Bu işlem nasıl yapılıyor? Aynen. Bir anlatalım. Ya, susamları biz... Bir gece suda bekletiyoruz, evet. Suyun içinde. Evet. Sabaha kadar. Sabahları susamları dövmeye başlıyoruz. Hı-hı. Odunlarla dövüyoruz çünkü makina falan yok zaten burada. Odunlarla dövüyoruz. Yani bu dövme işlemi 5-6 saat sürüyor. Hı-hı. Kabuğundan ayrılıyor. Ondan sonra biz tuzlu suya koyuyoruz. Tuzlu suda kabuklar alta çekiliyor, çekirdekleri üstte. Tuzlu sudan sonra normal berrak suda yıkıyoruz. Aynı torbaların içinde. Şu görmüş musluklara bağlayarak yıkıyoruz. Ondan sonra arkamızda görmüş olduğunuz ocağa getiriyoruz. Ocakta kavruyoruz. Evet. Bu aynen. Ocağın öncelikle odunu da tamamen doğal odun. Aynen. Doğal odun zaten böyle kütükler de olmazsa randıman vermez zaten. Kesinlikle şu şekilde görüyorsunuz zaten. Evet, doğal odunla ateş aynen. Yanılıyor. Sonra ocak zaten ocak topraktan yapılma. Şimdi içeri doğru gidelim mi? Sen aynen. Gidelim aynen. Abi bakalım içeride ne var. Burada ne yapıyorsunuz? Burada kavrulma işlemi gerçekleştiriyoruz. Şu, kesinlikle hiç durmaksızın susamları devamlı karıştırmak zorundayız. Durduğumuz zaman yanıyor. Yanıyor. Lan dipleri yanıyor. Diplerin yanmaması lazım. Ve şu buharın çıkması lazım. Evet. Bu işlem 3 saat sürüyor. 3 saat boyunca böyle. Aynen. 3 saat boyunca aralıksız karıştırıyoruz. 3 saat sonra ne yapıyorsunuz? 3 saat sonra bunları çıkartıp son bir elemeden geçiren kadınlarımız var. Elekten geçiriyorlar, son bir temizliyorlar. Onlar temizledikten sonra değirmene götürüyoruz. Değil. Son aşama değirmen. Orada da çekiliyor, evet. Tahin oluyor. Aynen, onda zaten değirmen, taş değirmen öğütüyor. Suyla çalışan taş değirmen öğütüyor, tahin haline getiriyor. En büyük geçim kaynaklarımızdan bir tanesi susam ve tahin. Bununla alakalı ne gibi çalışmalarınız var? Markalaşma adına bir şeyler yapıyor musunuz?
Aslında bizim Çukurca'nın atalık tohumdan ürettiğimiz susamımız aslında Türkiye'de eşi benzeri yok. Bir de tahinimizin en büyük özelliği, normalde diğer tahin kabuğu soyulmadan tahine çevriliyor. Bizim tahinin farkı ise kabuğu tuzlu suda bekletildikten sonra kabuğu soyuluyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi doğal ağaç ferenda kavruluyor. Ondan sonra doğal su değirmeninden tahine dönüştürülüyor. Burada bizim Çukurca Vadisi adı altında bizim bir web sitesi kurduk. Artık Türkiye'nin her yerinde ürünlerimize ulaşılabilir kıldık. Dolayısıyla çiftçilerimiz de bu çalışmalarımızda ürünlerinden artık para kazanmayı öğrendi. Dolayısıyla Çukurca artık tahiniyle bir marka ve bu markayı biz geliştirmek istiyoruz. Geliştirince de çiftçilerimizi kazandırarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de tahin yapılan doğal su değirmenine doğru gidiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz burada? Şu an öğütüyoruz. Öğütüyoruz. Hani kesinlikle zaten bu zaten sonra artık bizi ilgilendirmiyor. Kesinlikle değirmen kendinden öğütüyor. Şurada susamları koyuyoruz. Şu titreşim sayesinde susamlar artık yavaş yavaş değirmenin içine akıyor. Zaten şu olmazsa susamlar akmaz. Ha o mu? Aynen. Aynen o. Ölçüsünü o ayarlıyor. Tamamen doğal, elden değmeden üretiliyor değil mi? Aynen, kesinlikle hiçbir şekilde el ve makina değmeden. Yılda Çukurca susamı en az 5-6 kez sulanır. Ama batıdan gelen susamlar sulanmaz. Şimdi buranın susamı biraz daha diridir ve büyüktür. Yani dışarıdan gelen susamlar daha böyle tırtırlı ve küçük oluyor. Tadı da acı. Onu anladım. Onu siz yaparken anlıyorsunuz. Hani biz vatandaş olarak tahin aldığımızda gerçek doğal olduğunu nasıl anlarız? Gerçek doğal zaten tahini aldığınızda yerli tahinde yani bir kiloda bir 5 santime yakın yağ birikir. Hı hı. Hani 5 santim yüksekliğinde bir yağ birikir. Normal diğer tahinde yağ birikmez. Yağları kendileri koyuyorlar zaten. Bir de tadı da hemen dalından hemen anlıyorsunuz. Anlaşılıyor. Aynen. Tahinin ne gibi faydaları var? Normalde diğer tahinleri pekmezsiz kesinlikle yiyemezsin. Çok katı olur. Evet. Bizim tahin ise çok ince ve kesinlikle pekmezsiz yersin. Pekmezsiz yediğin zaman tahin tadını kesinlikle çok iyi alıyorsun. Ve bambaşka bir tat veriyor insanın ağzına. Bir de tahinin faydalarından bahsedilmişken hep kalbin iyi çalışmasını sağlıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Kasların güçlendirmesini sağlıyor. Yani buna benzer bir sürü faydaları var. Bir de organik olması bambaşka bir fayda ve sağlık ürünü. Çukurca'da tahin %100 organik, hiçbir elektrik ve makine değmeden. Tamamen su değirmeninde doğal güzelliğiyle. Kesinlikle. Her şey el değmeden üretiliyor. Evet. Ve buradan nerelere gidiyor? Türkiye'nin her yerine. Devam edelim o zaman. Ulaşabilirliğini kıldık. En önemlisi vatandaş artık burada piknik yapıyor. Vatandaş gelip burada çoluk çocuğuyla zaman geçiriyor. Buralar artık yaşanılabilir hale geldi. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Diyoruz ki doğa severler, dağ turizmini sevenler, artık gerçekten muhteşem doğal güzellikleri olan Çukurca'ya herkesi kesinlikle bekliyoruz. Biz ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Gördüğünüz yer neresi? Şimdi bizim tarlalarımız çok verimli olduğu için atalarımız ve bizden önceki nesiller ekilmedik alan bırakmamak için su bendi yapılmış. Gördüğünüz gibi. Kesin vereceğim merak kalın. Bizde merak çekeyim bir de fayda ciddi. Hayır ma fayda ciddi. Ama o kadar yuma o da bak başı hota re hota. Etlerini, güzelliklerini, doğallıklarını, tarihini, kültürünü anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve başkanım, şimdi muhteşem bir vadinin içerisindeyiz. Burası neresi? Burası Dutluca, eski yerelde denildiği gibi bey mevki. Yine bizim tarihi eserlerimizden biri. Aslında geriye dönük baktığımızda köylerin boşaltılmasıyla eskiden burada olan evlerin hepsinin yıkıldığını görüyoruz. Çok az bir kalıntı olduğunu görüyoruz ama tarihi eserlerin ayakta durduğunu ve tarihe yönelik ne kadar geçmişimizin derin
Belediyecilik sadece yol yapmak, bina dikmek, köprü yapmak değil, üretmek, üretene, üreticiye destek vermek ve ona örnek olmak. İşte Çukurca'da siz bunu başarıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz başkanım? Biz burada bir dönüm tarla üzerine sera yaptık. Tabii bu seraları Tarım İl Müdürlüğü desteğiyle biz kurduk. Tarımın bir dönümlük serası vardı atıl durumda. Biz onu getirdik, burada kurduk. Bir seramızda domates, bir seramızda salatalık. Yan taraftaki tarlamızda da yine çilek üretimi yapıyoruz. Biz belediye olarak buradaki gayemiz şu, vatandaşlara güzel bir modelleme sunup vatandaşlarımızı tarıma teşvik etmek. Çünkü Çukurca'da ters eksen düz bitiyor. Ya Çukurca aslında Akdeniz iklimine sahip bir yer. Tamamen havası çok seracılığa uygun. Dolayısıyla biz bu vatandaşlarımızı, yani çiftçimizi bu tür projelerle yönlendirmek istiyoruz. Üreten memnun kalacak, tüketen memnun kalacak. Aracı götürmeyecek diyorsunuz. Ya buradaki gayemiz vatandaş, hem çiftçimize örnek bir model sunmak, hem de ilçedeki halkımıza domatesi, salatalığı, çileği ekonomik bir fiyata satmak. Hocam sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Ziraat Yüksek Mühendisi Umut Ece. Hı hı. Ortalama 1,5 aylık bir süreçtir buradayım. Eşimin tayininden dolayı buradayız. Öyle mi? Çok güzel. Adaptasyona uyum sağlamak adına arka tarafa 1,5 dönüme yakın bir çilek alanı yaptık. Geldiğim günden beri sedarla İsa Bey'imiz var. Tabii arka tarafta o biraz işleri vardı, gelemedi. O da bizle beraber altyapıyı kurmuştu. Biz onun üzerine bir şeyler yaparak bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok da güzel şeyler oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Bu da belirtmek gerekiyor değil mi? Özellikle çiftçimize örnek alması açısından. Az bir alanda hani çok verim elde edebilmek. Bu da seracılıkla olsa gerek. Kesinlikle. Ya üreten toplum genelde azalan bir azalan yönde bir eğilim gösterdiği için birim alandan fazla derecede verim almak tabii her zaman daha iyi oluyor. Bir de artık çiftçilik profesyonelliğe doğru gidiyor. Çiftçiler artık para kazandıkça bu işi yapmaya çalışıyorlar. Yani para kazanmayan, bu işi hobi olarak yapanlar belki azalmış olabilir bu dönemde, ama artık profesyonel tarım biraz daha yaygın ülkemizde. Tabii doğuda biraz daha geriden geliyor, bir 10 yıl geriye doğru geliyor, ama bu ülkenin batısına doğru gittiğimizde daha yaygın. Yöresel ürünler alanında bir kooperatif çalışmanız da var sanırım. Biz aslında sosyal yardımlaşma bünyesinde bir şirket kurarak şu anda Zav Vadisi adı altında bir tane web sayfası yaptık. Şu anda yöresel ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine kendi markanızla. Tabii. Türkiye'nin her yerinde şu anda online satışa sunuyoruz ve organik ürünlerimiz Türkiye'nin her yerinde satın alınabilir. Yani ekran başında izleyiciler, şimdi Çukurca'nın balını merak edenler, neleri vardı, susamını merak edenler. Maş fasulyemizi, incirimizi, ondan sonra çeltiğimizi. Merak edenler, isteyenler. Bir de aslında bizi şu anda mutlu eden şu da var. Mesela bizden önce vatandaş daha ektiğinden kazanmayı pek bilmiyor. Yavaş yavaş çiftçimiz ektiğinden kazanmayı öğrendi. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani vatandaş, daha doğrusu çiftçimiz artık ürettiğinden kazanmayı öğrendi. Çok güzel. O zaman ne diyoruz? Her şey Çukurca için. Devam edelim başkanım. Önce salatalık serasındaydık, şimdi domates. Evet. Yani çok yakında toplanacak hale gelmiş. Yani 1,5 ay içerisinde inşallah domatesimiz toplanacak hale gelecek. Gördüğünüz gibi aslında bu iş aşkla yapılması gereken bir gönül şey. Gönül istiyor. Yani sevmek lazım aslında. Aslında bunlar hepsi aşkla, sevgiyle büyüyor. İşte bu üst bölgenin yapılmasıyla birlikte, ilçe merkezlerinden terörün uzaklaşmasıyla yavaş yavaş çiftçimize tarımdan kazanmaya başladı. Biz de bunlara örnek teşkil edecek projeler üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine biz de sera projesi başlattık. Burası da domates seramız. Şimdi nereye gidiyoruz başkanım? Çilek tarlasına gidiyoruz. Buyurun gidelim. Bu kopardıklarınız nedir? Bunlar domatesle bizim koltuk dediğimiz olay. Sırık domatesi, oturak domatesden ayıran en büyük özelliği koltukların olmaması. Normalde oturak domatesle bunları da bıraktığımızda bunların üzerinde tekrar çiçekler açarak yerde bir görüntü sağlarken biz bunları koparıp domatesimizi tamamen ipe alıyoruz. Ve bunlardan yeni fide elde edebilirsiniz. Şöyle ki tekrar dikersek domates olur mu? Kesinlikle. Yani şöyle ki, bunları suya koyduğunuz takdirde kök boğazına kadar 5-6 gün, 10 gün içerisinde köklendiğini göreceksiniz ve bu kökleri toprağa naklettiğinizde yeni fideler elde edeceksiniz.
Tabii ana fideye göre biraz veriminiz %10, %20 düşer ama profesyonel ya da amatör çiftçiler için çokça da ürün alabilirsiniz, öyle söyleyebilirim. Tabii bu da bir maliyeti düşürme açısından çiftçiler için iyi bir seçenek olabilir. Şimdi de efendim çilek serasındayız. Evet. Kaldı ki Çukurca'nın havasıyla yetişen çilekler bir başka olur herhalde. Ya az önce dediğimiz gibi Çukurca'nın iklimi başka, hani her meyvenin, sebzenin yetişebileceği uygunlukta bir şeyimiz var, havamız var. Buna uygun olarak biz çilek tarlamızı ya da çilek seramızı oluşturduk. İnşallah bir 15-20 güne kadar çileklerimiz yetişmeye başlayacak. Çiftçilerimize inşallah güzel bir modelleme tekrar buradan çıkaracağız. Her şey Çukurca için diyoruz. Şimdi burası modern tarımın uygulandığı alanlara göre herbisit, insektisit yönünden, yani böcek ilaçları ve fungisitler, mantar ilaçları yönünden fakir bir bölge. Yani kullanılmıyor. İhtiyaç da yok çünkü nem yok. Nem olmadığı için mantarı reaksiyonların gelişmesi de az olacak bu şekilde. Ve sıcakla beraber yetişen çileklerin tatları daha güzel olacak. Çünkü tamamen doğala yakın bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Başkanım gerçi bu konuda mütevazı davranıyor ama biz burada başkanla beraber kazma kürekle beraber çalıştık. Hatta hafta sonları buraya siz gelip çalışıyor musunuz başkanım? Vallahi fırsat bulamıyoruz aslında. Çok az buluyoruz. Öyle mi? Bulsak her zaman çalışacağız ama. Yani başkanım bu konuda mütevazı, kazma kürekle beraber çalıştık. Hem poşetlerin çekilmesi olsun, setlerin oluşturması. Burada normalde bu alan tarıma elverişli bir alan değildi. Biz buraya 12 kamyon falan toprak çektik. Bunun üzerinde setlerimizi oluşturduk ve dikimlerimizi yaptık. 3000'e yakın çilek fidemiz var burada. Tabii beklentilerimiz yüksek. Yani güzel şeyler oluyor burada. Dışarıdan batıdan görünüş aslında güzel değil ama içine girince farklı bir ortama, farklı bir yere giriyorsunuz. Bu ortam içerisinde bulunmak gerçekten insanı mutlu ediyor. Her şey Çukurca. Her şey Çukurca için. Devam edelim. Devam edelim. Sevgili Anadolu Gezginleri programı izleyicileri, sizler için Çukurca'mızın özelliklerini, güzelliklerini tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki Çukurca'mızın en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de çeltik. Şimdi çeltik işiyle uğraşan çiftçilerimizin yanına doğru gidiyoruz. Çeltik tarlasındayız. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? Hoş bulduk. Kerem Tuz, Narlıköy'den. Hakkari Çukurca. Hakkari Çukurca, Narlıköy'ün burası, doğru mu? Doğrudur. Nasıl gidiyor işler? Valla iyidir. Teşekkür ederiz. Çalışıyoruz işte. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu an çeltik tarlasını hazırlıyoruz. Çeltikler ekeceğiz. Çeltikler ekilirken böyle mi ekiliyor? Aynen bu şekilde yapacağız. Daha sonra da ekime başlayacağız. Tane tane böyle atacağız tane, içine. Tane. Aynen. Sulandırmanızın sebebi ne peki? İşte 3-4 ay içerisinde onlar büyüyene kadar, filizlenene kadar böyle suyun içinde büyüyecekler. Ha, suyun içinde olması. Aynen. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 95'te köyler boşaltıldı. İşte köyler yeni yeni dönüş yolu yaptığı için benim yani şu an 3 yıldır ben köye dönüş yaptım. 3 yıl. Aynen. 3 yıldır mı yapıyorsunuz?
3 yıldır ben bu işi yapıyorum. Zorlukları neler peki bu işin? Zorlukları işte bunu ekeceksin, bunu kaldıracaksın. Bir sürü şey var, masrafı var. Yani verimi bile alamazsak zarardayız. Nasıl, pazar işi nasıl peki? Pazar işi yok, zaten kendimiz için yakıyoruz bunu. Siz kendi yemelik mi? Siz kendinize aynen yemelik, satmalık değil. Satmalık az olur. Sizin bir de çeltik ağınız varmış. İşte ağımız burada. Ağam gelin, sizi buraya alalım. Hele gel buraya. Ağayı buraya alalım, hele ağımızı. Çeltik ağası siz misiniz? Doğrudur efendim. Abi gelir misin? Abi nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol, Allah razı olsun, şükürler. Yılda kaç bin ton çeltik üretiyorsun? Aşağı yukarı... 500 bin ton! 500 bin ton kaldırıyoruz ama... Abi ben salladım, sen daha iyi salladın benden. Modern mesleği olunca ikimiz de sallayacağız. Peki abi, seni tanıyabilir miyim? Selim Aksu. Selim abi, nasıl çeltik üreten bir çiftçi olarak sıkıntılarınız neler? Gerekli teşvik ve destek alıyor musunuz? Ya sıkıntımız bu böyle, kürekle işte böyle yapıyoruz, traktörle sürüyoruz. Ondan sonra pirinci atıyoruz içine, o pirinç filizleniyor. 3 ay bekliyoruz onun bitmesine. 3 ay sonra bitiyoruz. Sonra işte harmanlıyoruz. Çeltik sürekli su istiyor değil mi? Sürekli suyun içinde olması lazım. Son 20 gün kalasıya kadar yani. Evet, yani işte, artık hasada 20 gün kalana kadar suyun içinde. Suyun içinde olması lazım. Peki kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Ben kendim bildim bileli bu işten uğraşıyorum. Doğdum doğalı diyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? Ben 55 yaşındayım. Ağalık boşuna ağalık olunmuyor değil mi? Evet, ağ olarak. Tabii canım. Çünkü buranın çeltiğinin pirincinin farkı ne? Buranın tadı öbür çeltikler pirinçlerden farklıdır. Artı Çukurca'nın çeltiğini pirincini yiyen nefes almadan Hakkari'ye kadar tek ayak üstüne koşuyormuş. İki tabak üst üste yiyeceksin, hiç bilmiyorsun yediğini. Allah. O kadar güzeldi buranın. Bırak şimdi, ben şekerim, dalarım abi şimdi. Öyle kandırma. Yani şeker, şeker de varsa rahat diyebilirsin. Çok iyi, öyle diyorsun. O kadar doğal diyorsun. Ya, o kadar doğal. Abi şu peki... Nerede biliyor musun? Bu köyümüzü bu son zamanlarda çok domuz basmış, domuzlar. He. İşte bak, bak şu kenarları şey yaptık, onları kapatacağız domuzlar girmesin diye. Ama yine de... Avlayın. Biz avlıyoruz, o da gece geldiği için, yasak olduğu için avlayamıyoruz. Daha önce yani yine işleyebiliyor muydunuz tarlaları? İşliyorduk, evet. Ama köyler bir ara boşaltıldı. O zaman yok, işte köy boşaltınca biz Hakkari'ye yerleştik. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Biraz anlatır mısın huzur anlamında? Eskiden daha huzurluyduk. Allah Allah. Vallahi. Güvenlik olarak? Güvenlik olarak da yok, şimdi iyi. Yani güvenliğimiz... sıkıntı yok güvenlikte. Şu anda huzuru bozan ne? Huzuru bozan... ekonomik şartlar. Ekonomik şartları, işte tabii pahalılık her şey. Mecbur biz de bu çamurun içine giriyoruz. Rızkımızı çıkarıyoruz burada. Devlette gerekli desteği alıyor musunuz? Alanda oluyor. Alanda oluyor. Evet. Evet. Peki bu sulama kanalları yeni mi yapıldı? 3 sene oldu galiba değil mi? 3 sene oldu. Nasılsın, iyi misin? İyi, sağ ol. Keyfi hoşe. Keyfi hoşe. Ben de nasıl çözmüşüm Kürtçeyi değil mi? Efendim? Ben de Kürtçeyi çözmüşüm diyorum. Çizmişsin, tamam. Ben zaten ikinci memleketim Çukurca, biliyor musun? Evet. Nereden desene? Ne? Ben Asayiş Özel Harekette askerdim 2003'te. Ha. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar iyi gidiyor. Nasıl? Emeğinizin, alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz çeltikte? Biliyoruz, alıyoruz evet. Alıyorsunuz. Evet. Çeltik ağası diyor. Ağası herhalde efendim. Evet, ağası yoktur evet. Bizim usta odur. Burada etkililerden, yetkililerden, Tarım Bakanı'ndan bir isteğin var mı? İsteğimiz... çiftlikleri su ve domuzları bahçeye girmemesi. Domuzları engellemek için çiftçileri lazım. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben asıl bunların hepsi bahaneydi, beyefendi için geldim, onu yanına bileyim. Kolay gelsin. Allah razı olsun, sağ olun. Çamurun içine girmeden olmuyor değil mi? Vallahi olmuyor. Yani ben güçlük çekiyorum size uzanmakta çünkü. Vallahi bayağı biz de derinden kazmışız, biz de bayağı zorluk çekiyoruz. Derin olması iyi mi kötü mü? Bu kadar da değil yani, fazla değil. Fazladır yani. Yani bu kadarına gerek yok. Tabii gerek yok.
Ne kadar olması gerekiyor derinliği? Yani en fazla bir ayağımızın batması kadar yani. Fazla değil. Şu an dirseğe kadar, şeye kadar geliyor. Yani 5-10 santim olur. Tabii. 5-10 santim en fazla. Evet. Nedir bu işin zorlukları? Vallahi işte zorluğu dünden beri yani hazırlıyoruz yani. Zorluğu odur. Çamurla uğraşıyor, şey oldu. Peki emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Vallahi alıyoruz yani. Allah'a şükür alıyoruz yani. Siz de kendiniz için mi yapıyorsunuz satmalık? Yok, kendimiz için. Kendimiz için. Yani fazla tarlamız olmadığı için yani ancak bize yeterli olduğu için yani kendimize. Ne kadar alıyorsunuz mahsul buradan? Vallahi buradan şöyle nasıl diyeyim? 300-400 kilo geliyor yani. Buradan yani. Peki bu 300-400 kilo kaç kişiye ait? İki kişiye ait. Yardımlaşa mı yapıyorsunuz? Tabii yardımlaşa. Yani bugün bu benimdir. İmece usulü yapıyorsunuz herhalde. Bugün benimdir mesela sıra. Yarın da diğer arkadaşım. Ha, siz toplanıyorsunuz sırayla hepiniz bir gün birini birini yapıyorsunuz. Tabii onu. İşçi tutmuyorsunuz. Yok işçi değil. Kendi kendimize yani. İyi, çok güzel. Köy TV izliyor musunuz? İzliyoruz. Köyde hayat var diyorsunuz. Var. Av TV? Onu da izliyoruz. Anadolu Gezginleri programı bizim program. Hoş geldiniz. Bu sıkıntımız var. Yani sular azdır. Herkes çeltik tarlasını süremiyor, şey yapıyor mu? Yani sular bayağı azdır yani. Devletten yani bir yardım olsa böyle bu konuda seviniriz yani. Su desteği. İşte su desteği tabii. Su yani bir yerden gelse yani bize bir destek olarak, su olarak. Yani herkes bak şu tarlayı görüyorsunuz. Sahibi gelir onu da sürer yani. Su olmadığı için mi gelip süremiyor? Olmadığı için süremiyorlar. Genelde ondan dolayı. İsim neydi sizin? İsim neydi? Sıdıka abla. Sıdıka abla ne yapıyorsunuz? Ona can sağ işte havaç topluyorum. İyi misin? İyiyim sağ olasın, Allah razı olsun. Nasıl gidiyor Çukurca'da ya? Valla iyi değil. Benim için iyi değil. Niye? Anlat hele, ne sıkıntın var? Valla iyi değil. Ne sıkıntın var? Hele istemiyorum burada kalmayı. Burada kalmayı mı istemiyorsun? Hı. Nereye gitmek istiyorsun? Van'a. Van'a gidelim o zaman. Van'a ben çocuklarımı ne yapacağım? Hepsini götürelim. Yerim yok Van'da. Ha, kimse yok Van'da. Yok. Sen nasıl geçiniyorsun burada? Ne yapıyorsun? Kiracıyım. Mesela dedim ki bir evim yok. Ev var dedim ki ama nedir? Torpaktır. Eşin ne iş yapıyor? O işte bak. Burada mı? Çeltik mi? Oğlum. Kardeşine yardım. Evet. Eşini seviyor musun? Allah seviyorum. Ben eşimi atmayacağım. Değil mi? Gideceğim dedin ya bana. Bir ben de sandım mısın? Kocayı bırakıp gideceğim. Yok, onu kesinlikle bize söylemeyin. Ha, sen kocayı da alıp götüreceksin. Ha, ben istiyorum hele ailenle gideyim. Ailece gitmek istiyorsun. Hı. Ha, anladım. Anladım. Ha, nasıl peki? Çeltik işin zor mu? Vallahi zor. İş yok. Kendi çeltik. Kendi çeltiğinizi mi yapıyorsun? Ha, o da kendi işimiz. Ne ihtiyacın var? Buradan duyuralım ekranlardan. Vallahi ihtiyacım odur. Öyle benim bir evimi yapsınlar. Bana bir yer bulsunlar. Ben hiçbir şey istemiyorum. Evin var, yapılması mı gerekiyor? Ha, vallahi istiyorum evimi yapsınlar. Nesi var evin? Şeydir, torpaktır. Mesela dedim ki fare var içinde, kırkayak var, ilan var içinde. Çocuklar korkuyor. Ben onun için size hepsinize diyeyim. Vallahi. O zaman buradan duyuralım yetkililere. İnşallah yardımcı olurlar. Allah bilir, ben bilmiyorum. Nasılsın, iyi misin? Bizim Türkçesi yok. Türkçe yok mu? Türkçe yok. Var var. Azıcık da olsa. İsim ne? İsminiz ne? Necime isim abi. Adını söylemeyi biliyor herhalde. Necime sevmiş. Necime. Güzel bir isim. Güzel, çok güzel. Aynı, tıpkı senin gibi güzel bir isim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Zor mu? Zor. Zorlanıyorsunuz değil mi? Güneşin zor. Altında burada. Hı. Çukurca'nın kadınlarının hayatı nasıl geçiyor? Gerçekten bilmiyorum. Hayat çok verici, güzel. Hayat zor. Hayat çok zor. Nasıl geçiyor gününüz? Sabahtan akşama kadar ne yapıyorsunuz? Gideceğim önce bakacağım. Ne mutlu yer ben önce. İşte gördüğünüz gibi çeltiklerle işte. Abim, seni tanıyalım. İsim neydi? Ben Hacı Sevmiş. Ha,
hacı sevmiş. Hacı abi. Efendim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Allah'a şükür. Geçimimizi gördüğünüz gibi bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Geçmenizi çeltikle sağlıyoruz. Evet. Nasıl? Çeltiğin zorlukları neler? Çeltiğin zorlukları işte çoktur. Yani, biraz anlat ki işte ben bilmiyorum nedir zorlukları. Zorlukları işte çift sürmesidir işte. Hayır. Bu şekilde gülüt yapmasıdır ondan sonra. Biçmesidir. Çukurca'da insanların hayatı nasıl gidiyor? Yani eksiklikler var mı? Doğrusu ben Hakkari'den gelmişim. Ben Hakkari'den gelmişim, geçici olarak buraya geldim. Yani arkadaşlara sorarsanız onlar daha iyi bilir. Ben geçici olarak birkaç günlüğüne buraya gelmişim. Geri Hakkari'ye döndün. Tabii. Hakkari'de hayat nasıl? Hakkari'de nasıl gidiyor hayat peki? İyidir Allah'a şükür. Buraya niye geldiniz? Birkaç günlük çeltik sizin mi? Birine yardım için mi geldiniz? Tarla benimdir. Ha, tarla. Bu tarla benim. Anladım. Arkadaşa vermişim. Ekmeğe çalışıyor. Peki emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Tabii ki. Alıyoruz. Alıyoruz. Peki eskiye göre huzur nasıl? Hakkari'de eskiden nasıldı? Şimdi nasıl? Eskisi daha iyiydi. Yani huzur olarak daha iyiydi. Daha makbuldü. Neydi? Yani sevgi vardı, saygı vardı. Hoşgörü vardı. Güvenlik anlamında? Güvenlik anlamında şu anda da iyi. Bir sıkıntı yok. O zaman neydi şimdi? Şimdi daha iyi. Güvenlik anlamında şimdi daha iyi. Şimdi daha iyi. Ama huzur olarak bakarsak eskiden daha iyi. Tabii. Duyduğunuz kadarıyla belediye başkanı çalışıyor mu Çukurca için? Belediye başkanı da fena değil. Ya iyidir. Çalışıyor. 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 Geçim kaynağınız çeltik mi daha çok? Çeltik, buğday. Buğday. Mercimek, nohut. Yani köyümüzde yok her şey var. Her şey yetişiyor. Her şey yetişiyor. Her seksen düz bitiyor. Her şey yetişiyor burada. Meyvemiz bol, sebze ekiyoruz ondan sonra. Yani geçim eskiden de burada, yani daha eskilerde şey yoktu. Mesela memurluk, işte ticaret, şu bu yoktu. Geçim kaynağı topraktı. Toprak. Aynen. Ablacığım, iftara ne yaptın? Bilmiyorum. Yemek ne yaptın? Yemek. Niyetliyiz zaten hiçbir şey yapmamış daha. Hayır daha yemek yok. Yemek yok. Biz devam ediyoruz. Siz ne şekersiniz böyle? Adın ne senin? Nurdan. Ne? Nurdan. Nurdan. Nurdan nasılsın? İyi misin? İyi misin? Büyünce ne olacaksın? Doktor. Doktor olacaksın. Vav wow, çok güzel. Senin adın ne yakışıklı? İslam. İslam. Çok güzel. Benim de soyadım İslam biliyor musun? İslam nasılsın? İyiyim. İyi misin? Evet. Büyüyünce ne olacaksın? Asker. Asker olacaksın. Vay maşallah. Fıstık. Senin adın ne? Kira. Kira. Vav wow. Ya bunların hepsinin adı çok güzel ya. Sen büyüyünce ne olacaksın? Doktor. Vay! Sen kaç yaşındasın? Altı. Altı yaşı yok canım daha neler. Altı yaşında yoksun sen. Olsun hadi 3-4. Senin adın ne fıstı? Oy o konuşamıyor da. Oy. Kıvırcık. Senin adın Kıvırcık ol. Çukurca'yı nasıl buldunuz? Çukurca gerçekten doğa harikası bir yer. El değmemiş doğal güzellikleriyle dolu bir yer. Yani anlatılmaz. Yaşanır. Ve Anamın Yemekleri bölümünde yine Çukurca'da hanım ablalarımız var. Tanışabilir miyiz? Evet. Annem isim ne?
Annemin ismi... Sizin güzel. İsminiz? Bizim ismi Şükrü Alkan. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın, teşekkür ederim. Ben de insanı yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Sizi tanıyalım. Ben Semra. Semra, güzel. Semra güzel. Evet, siz de güzelsiniz. Yemekleriniz de çok güzel olacak. Bundan efendim, şüphem yok. Efendim, neler hazırladık bize? Hangi yemekleri hazırladık biz, bugün? Şey, üç çeşit tırşık yapmış. Tırşık? Çifte. Bir tane sımak tırşık, tırşığı. Bir de izim, bir de ayran. Bir de ayran. Bir de pelamış. Pelamış. Tırşığın içli köfteleri onlar. Neyden? Kırık pirinçten oluşuyor. Tavuk göğsü. Baharatlarınız var içinde. Ne gibi baharatlar? Et dağıtıyoruz biz. Et dağıtıyorsunuz baharat karabiber, olarak. Karabiber, pul biber. Katıyoruz. Nane. Nane. Pelamış nasıl yapılıyor? Ocağa bırakayım, biraz da su da bırakayım. Sonra kaynattığı zaman şey yapacağım, pirinç dökeceğim. Sonra? Sonra yağ pişirdiği zaman besleyeceğiz. Yapalım mı artık? Pişirelim mi artık? Evet sevgili izleyiciler, şimdi yemekler nasıl yapılıyor hep birlikte görelim. Önce kırık pirinç alıyoruz, suya basıyor. Bir saat sudan kalıyor. Rabıta geçirdim. Sonra hamuru yaptım. Et koydum, baharat koydum, karabiber, pul biber koydum. Sonra bu da sumaktır, su basıyorum işte. Atıyorum. Bir saat kaynıyoruz. Kaynattın sonra yeriz. Tırşık yemeğimizin köfteleri hep aynı. Harçları, pirinci hep aynı. Sadece suları farklı oluyor. Birincisi sumak suyundan yapılıyor. İkincisi üzüm suyundan. Dördüncüsü ayrandan oluşuyor. Ondan sonra afiyetle yenilir. Üçüncü tırşığımıza geçiyoruz. Çırtlık yoğurdumuzu ayran tırşığı yapacağız. Birazdan ocağa bırakmamız gerekiyor. Kaynayana kadar bizim bunu karıştırmamız lazım. Dibi tutar yoksa. Muhallebi gibi düşünün. Birazdan suyunu ilave edeceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra köftelerimizi atıyoruz içine. Yine köfteler aynı köfte olacak. Aynı köfte. Kumaştır biz kaynatmışım. Kaynatı sonra yağ da döktü. Şimdi pirinci dökeceğim. Şimdi bizim maş fasulyesi de Kürtçe ismi maş sadece. Maş fasulyesi diye geçiyor. Onu biraz haşlandıktan sonra tereyağını kızartıyoruz. Kızardıktan sonra maşları ilave edip karıştırıyoruz 5 dakika. Suyu ilave edip su kaynayıncaya kadar kaynadıktan sonra pirincimizi ekliyoruz. Bildiğimiz normal pilav gibi. Şehriye pilav olarak düşünün ama maş fasulyesi haşlandıktan sonra ilave edilir. İşte anamın yemekleri bölümünde en önemli kısma geldik Çukurca'da. Sunum kısmına. Semra Hanım neler vardı bir tekrar edelim yemeklerimizde. Sumak tırşığımız var. Evet. Ayran tırşığımız var. Evet. Üzüm tırşığımız var. Dışında yine soframız çok zengin. Başka neler var teyzem? Başka şu kuru incir var. Evet. Kuru incirimiz var. Elimizle gösterelim. Turşumuz var. Turşumuz var. Efendim. Bu da aynı incir. İncir pastili. Pestil. Evet. Bu da biz yapmış. Biz Kürtçe diyor pelamış. Bu da üzerine bırakıyor. Bırakıyoruz. Bu da kuru üzüm. Evet. Bu da cevizimiz. Ceviz. Yine bu yörede yetişen. Evet. Bu da incirin şeysi. İncir reçeli. Reçeli. Dut kuru, yine. Kuru tut. Evet. Bu ne? Bu pirinç. Bu da elmadır. Bu? Kuru. Bu biz de diyor maş. Maş fasulyesi. Hı hı. Evet. Maştır. Biz diyor maş. Türkçe maş. Türkçe bilmiyorum. Evet. Bu yemekleri genelde hangi zamanlarda yaparsınız Semra Hanım? Mevlütlerde, düğünlerde, yoğun misafirleri olunca ya da özel misafir olunca yapılır. Çünkü çok zahmetli bir yemek olduğu için bir gün öncesinden köfteleri hazırlanır. İkinci günde misafir gelmesine yakın ya. Örneğin sabah, öğleye gelirse sabahtan
gayet pişirilmesi lazım. Tabii narımız var yine bu yöreden yetişen. Bu da nar, bu da yeri tahin. Ve işte o meşhur efendim tahinimiz, yine buranın susamlarından üretilen tahinimiz. Efendim ben size bir sürpriz yaptım. İstanbul'un en büyük gurmelerinden Nazlı Hanım'ı getirdim size. Efendim koordinatörümüz Nazlı Hanım da yemeklerin tadına bakacak. Tabii biz sevgili izleyiciler her zaman yaptığımızı yapacağız. Biz diğerleri gibi ağızlarının suyunu akıtacak şekilde burada yemek yemiyoruz. Haklarınızı helal edin diyoruz. Ama biz yemeklerin tadına kamera arkasında bakacağız. Yani sizlerin adına yemeklerin tadına bakacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Rahat olun. Anamın yemekleri bölümünden buraya kadar diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Biz afiyetle tatlarına bakıyoruz. Anamın yemeklerinin de başka bir yerde, başka bir bölümde görüşmek umuduyla diyoruz. Çukurca değişmeye, Çukurca gelişmeye devam ediyor. Evet biliyorsunuz 3-4 yıl önce yine gelmiştik ki bilenler iyi biliyor. Benim ikinci memleketim Çukurca. Yine söylüyorum, askerliğimi burada yapmıştım. Gururla da söylüyorum. Ve yanımızda artık bir belediye başkanımız var. Daha önce kayyum vardı. Şu anda bir belediye başkanımız var. Sayın Başkanım, gerçekten de Çukurca gelişiyor, Çukurca değişiyor ve inanılmaz güzel şeyler var. Yani 3 yıl önceyi kıyasladığımız zaman gerçekten çok farklı şeyler var ve onlardan bir tanesi, bir ara ki ben askerlik yaptığımda maalesef bura çok kötü durumdaydı. Yani şu anda turistik bir mekan var arkamızda. Evet. Anlatır mısınız? Biz tabii burada 21 tane tarihi evimiz var. Bunun 7 tanesi bizden önce kayyum süreci başlatmıştı. Biz de hızlandırdık, bitirdik 7 tane evimizi. Şu anda 7 evimiz bitti. 14 tane evin de proje aşaması devam ediyor. Bu biten 7 tane evi biz şu anda DEKAY destekli olarak bunları bitirdik. Bu evler kullanılması açısından da şu anda butik otel yapma projemiz var. Bununla ilgili şu anda DEKAY ile görüşüyoruz. Projemiz kabul edildi. Kısa sürede bu evlerimizi butik otele çevireceğiz. İlçemizin en büyük problemi olan konaklama sorununa bir nebze bir katkımız daha olmuş olacak. Çok güzel. Gerçekten artık Çukurca güzellikleriyle, özellikleriyle, doğasıyla anılıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ne yapıyoruz başkanım? Her şey Çukurca için. Devam ediyoruz. Önemli projelerden bir tanesi Taziye Evi Başkanım. Evet, göreve başladığımızda ilçemizin en büyük sıkıntılarından biri de Taziye Evi'ydi. Göreve başladığımızda hemen 3 katlı Taziye Evi'nin projesini başlattık. Şu anda bitirdik. Sadece iş döşemesi kaldı. Bu 3 katlı Taziye Evi'mizin bir katı yemekhane, bir katı bayan Taziye Evi, bir katı da erkek Taziye Evi. 3 katı Taziye Evi'mizi bitirdik Allah'a şükür. Peki daha önce burası yokken ne oluyordu, ne yapıyordu insanlar? Genelde açık alanlarda ya da camide yapılıyordu. Bu da çok büyük sıkıntılara sebep oluyor. Tabii açık alanda yazın sıcak, kışın tabii, soğuk oluyordu. Tabii. Genelde bizim eski camimiz vardı. Orada hijyenik olmayan bir ortamda taziyeler yapılıyordu. Ama bu pandemi süreciyle bitmesiyle beraber burada inşallah taziyeleri bizi kabul edeceğiz. Her şey? Tabii ki Çukurca için. Devam ediyoruz.
sizler için Çukurca'mızın özelliklerini, güzelliklerini, kültürünü, tarihini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve gerçekten de yine asırlık bir caminin içerisindeyiz. Sayın Başkanım, ne camii burası? Emir Şaban Camimiz 400'lü yıllarda yapılmış tarihi bir camimiz. Sağ olsun kaymakamlığımız özel idare aracılığıyla tarihi dokusuna uygun restore ediliyor. Kısa sürede inşallah faaliyete geçecek ve Çukurca'mız tarihi bir eserine daha kavuşmuş olacak. Çukurca'mız her anlamda tarihiyle, kültürüyle zenginlik diyoruz. Kesinlikle. Yani Çukurca Hakkari'deki tarihi yönden medeniyetin eski ilçelerimizden biri. Hem tarihi camimiz, kale evimiz, eski diğer gümrük binamız, su bendimiz, buna benzer bir sürü tarihi eserimiz var. Ve ilçemiz tarihi yönden bir sürü medeniyete beşiklik etmiştir. Evet. Her şey Çukurca için. Devam ediyoruz efendim. Çukurca değişmeye, Çukurca gelişmeye devam ediyor ve şu anda yapımı devam etmekte olan butik oteldeyiz. Ve yanımızda yine başkanımız var. Ya biz aslında ilçemizde en büyük sıkıntılarımızdan biri konaklama. İlçeden gelen vatandaşlarımız ve turistler gece konaklayacakları yer olmadığı için konaklayamıyorlardı. Biz göreve başladığımızda bu ihtiyaca hemen müdahale ettik. Bizim ZAP restoranın üstünde tarihi dokusuna uygun yapılan binada 8 odalık butik otel yaptık. Şu anda son aşamasındayız. Bir hafta 10 güne kadar vatandaşlarımız hizmetine açmış olacağız. Bir hafta içerisinde açılacak mı burası? İnşallah. Biz devam ediyoruz dolaşmaya. Otelimizi dolaşmaya devam ediyoruz. Başkanım, kaç kişi konaklayabilecek bu otel? Toplamda 8 tane odamız var. Bir tane suit, bir tane aile odası, 6 tane de normal. Toplamda 13 kişi konaklayabilecek otelimizde. 8 odamız var. Bunun birkaçı da birkaç kişilik olanlar var. Toplamda 13 kişi konaklayabilecek evet, burada. Evet. Ve bir hafta 10 gün içerisinde hizmete açılacak. İnşallah. Şu anda bulunduğumuz yer suit odası mı oluyor? Burası aile odası. Burası. Yan tarafta çift kişilik. Burası da 2 kişinin kalabileceği, toplamda 3 kişinin aile kalabileceği bir oda. Çukurca'yı kuş bakışı izleyebileceğiniz çok güzel bir yere doğru gidiyoruz. Çukurca gelişmeye, Çukurca değişmeye devam ediyor ve bunun en güzel örneği. Şu anda neredeyiz başkanım? Bizim şu anda seyir terasındayız, bayrak dediğimiz bölgedeyiz. Burada bizim emniyet, ilçe emniyet müdürlüğümüzle beraber hem şehir terası hem yarı olimpik yüzme havuzu, kafeteryası ne yaptık inşallah. Hani bir zamanlar başkanım, benim izleyicim bilir, hep söylüyorum. Ben bir zamanlar askerdim. Bunlar hayaldi. Şu anda bayrak denilen tepede havuz, yarı olimpik havuz, evet. Muhteşem bir tesis. Evet. Gerçekten bunlar hayaldi. Kesinlikle hayaldi. Artık eskiden buralarda tabii ki üst bölgeydi, nöbet tutuluyordu. Şimdi emniyetimizle beraber güzel bir tesis oluşturduk. Halkımıza inşallah kısa sürede açacağız. Artık vatandaşlarımızla buluşturacağız inşallah. Her şey tabii ki Çukurca için. Devam ediyoruz başkanım. Devam ediyoruz. Yapılan o kadar çok proje var ki biz dolaş dolaş bitiremiyoruz ve yine onlardan bir tanesinin önündeyiz. Neredeyiz başkanım?
Şehir stadındayız. Bizim Gençlik Spor Bakanlığımızla Kaymakamlığımız ya da Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin aracılığıyla bizim de arsa, bir kısım arsa tahsisiyle birlikte şehir stadımız yapılıyor. Yanlış duymadık değil mi? Şehir stadı dediniz. Evet, yani gençlerimizin ya da Çukurca Spor'un artık maçlarını oynayabileceği şehir stadı yapılıyor. Tabii burada Gençlik Spor Bakanlığımıza, Kaymakamımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz belediye olarak da arsa tahsisinde bulunduk. Tabii ki, tabii ki her şey Çukurca için diyoruz artık. Çukurca için yine önemli ve güzel bir projenin tam önündeyiz. Neredeyiz başkanım? Yeni yaptığımız konutlardayız. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan konut problemine biz gelmeden önce kayyum biraz başlamıştı. Birkaç katın temelini atmıştı. Biz de geldiğimizde hemen iki bloğun kabasını bitirdik. Bir bloğun da 42 dairesini bitirdik. Şu anda TEDAŞ elektrik bağlamasını bekliyoruz. TEDAŞ elektrik bağladığı an vatandaşlarımız artık oturmaya başlayacak. Bunun toplamda 70 daire var. 50 tanesini Ticaret Bakanlığı'na sattık. Kalan 20 tanesinin de ya vatandaşa ya da bir kuruma satacağız. Dolayısıyla ilçemizdeki aslında en büyük problem konut. Bu konut projemiz imkanlarımız çerçevesinde devam edeceğiz. İmkanlarımız el verirse iki blok daha yapmayı düşünüyoruz. Aslında bu konutları yaparken tamamen belediye bütçesiyle yaptık. Çok büyük emekler sarf ettik. Çukurca'da inşaat yapmak, konut yapmak çok büyük bir uğraş gerektiriyor. Çok yorulduk aslında ama Allah'a şükür 42 tanesini bitirdik. Çok az kalmış. İnşallah en kısa zamanda insanlar geçip oturabilecekler burada. Kesinlikle. Çukurca'da aslında bizi sevindiren bir gelişme daha oldu. 2020 yılı içerisinde vatandaşlar hızla evlerini yenilemeye başladı. Yaklaşık 100'e yakın konut yeniden yapıldı. Vatandaş artık Çukurca'da mutlu geleceğini burada görüyor. Biz de vatandaşlarımıza bir küçük bir nebzede katkımız olsa mutlu oluyoruz. Talep nasıl başkanım? Konutlara çok büyük talep var aslında. Çukurca'da genç nüfus var. Dışarıdan gelen çok sayıda kamu personeli var. Ondan dolayı konutlara çok büyük bir talep var. Talebe yetişemiyoruz. Yani artık göç vermiyorsunuz, göç alıyorsunuz. Ya şu anda 2020 yılı nüfus sayımına göre nüfusu artan ilçelerden biriyiz Hakkari'de. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Artık göç kesinlikle vermiyoruz, göç alıyoruz. Çok güzel. Her şey? Tabii ki Çukurca için. Biz devam ediyoruz. Sevgili Anadolu Gezginleri programı izleyicileri, Çukurca değişmeye, Çukurca gelişmeye devam ediyor ve yine önemli projelerden bir tanesindeyiz. Neredeyiz başkanım? Bizim Çukurca'ya özgü ürettiğimiz 400 yıllık su değirmenden yaptığımız tahinimizi bu standımızda halkla buluşturacağız. Bunun yanı sıra organik olarak var olan balımızı burada yine halkımıza ekonomik bir fiyatta satacağız. Bunun yanı sıra yeni başlattığımız seramızda ürettiğimiz domatesimizi, salatalığımızı, çileğimizi ilçe halkımıza yarı fiyatına diyebileceğimiz bir fiyatta halka sunmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Her şey Çukurca için. Biz devam ediyoruz. Çukurca değişmeye, Çukurca gelişmeye devam ediyor ve yine muhteşem bir proje. Neresi burası başkanım? Burası Taraçalama Parkı. İlçemizin hakim noktasında parkımız yapımına bizden önce başlanmıştı. Bu yıl inşallah faaliyete sokacağız. İnşallah. Birlikte gezelim mi parkı? Tabii, buyur. Ve yine muhteşem bir yerdeyiz. Neredeyiz Sayın Başkanım? Biz şu anda Taraçalama Parkı'ndayız. İlçemizin hakim noktasında. Geçen sene bir yol aldık. Bu yıl Allah'ın izniyle faaliyete sokacağız. İlçenin hakim bir noktası. Vatandaşlarımız nefes alabileceği bir yer. İnşallah bu yıl hizmetlerimizden biri olacak. Gerçekten muhteşem bir yerde, muhteşem bir noktada. Bir zamanlar bunlar hayaldi değil mi başkanım? Kesinlikle. Ama diyorsunuz şimdi
Şimdi gerçek hayal olsun. Değil, her şey gerçek. O zaman her şey Çukurca için. Devam edelim başkanım. Çukurca için gelişim devam ediyor, değişim devam ediyor ve yine çok önemli projelerden bir tanesi, ilklerden bir tanesi. Hangi projeler var Sayın Başkanım burada? Biz göreve başladığımızda Gençlik Spor Bakanlığımız sağ olsun bize yüzme havuzu, yarın olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve halı saha projelerimize destekçi oldular. Bunlar için bizim alanımız olmadığı için vatandaştan 12 dönümlük bir alan satın aldık şu anda olduğumuz alan. Buraya hem yarı olimpik yüzme havuzu, yüzme havuzumuzun içerisinde hamamımız, saunamız, fitnessimiz, buhar odamız olacak. Tam bir yaşam merkezi yarı olimpik yüzme havuzu. Hemen yanı başında halı sahamız olacak. O yaklaşık %50'lerdeyiz şu anda. Mayıs'ın 15'inde onu halkımızın hizmetini açacağız. Onun hemen üstesinde spor salonu yapacağız. 250 kişilik seyircili. Onun yanı sıra ilçemizin en büyük ihtiyacı olan seçimde vaat ettiğimiz düğün salonumuz olacak. 2000 metrekare üzerinde bir düğün salonu projemizi çizdik. Onu da bu yıl temellerini atacağız. Yani burası komple bir yaşam merkezi olacak. Çok güzel bir kompleks olacak burası. İnşallah açılışı hep birlikte yaparız. İnşallah. Her şey Çukurca için. Devam edelim başkanım. Yine bambaşka bir hizmet. Burada ne yapılıyor, neler yapılacak Sayın Başkanım? Biz burada 3 dönümlük bir yer satın aldık. Evet. 3000 metrekare. Biz burada hem itfaiye binamızı hem belediye garajı yapacağız. Yani 800 metrekarelik bir kapalı garaj yapacağız. Bizim en büyük kışın özellikle itfaiye araçlarımızı park edeceğimiz kapalı bir garajımız olmadığı için acilen böyle bir ihtiyaç hissettik. Bu yıl bütçemiz imkanları el verirse garajımızı bitireceğiz. Şu anda itfaiye binası ve garajın olduğu yerde de belediye hizmet binası yapacağız. Bunun da projesini tamamladık. Bunu bilahare yerinde size göstereceğiz. Her şey Çukurca için. Devam ediyoruz başkanım. Yılından beri ilçe olmasına rağmen burada yol az önceki yerde yol bitiyordu, burada yol birleşmiyordu. Bu mahalleliler yaklaşık 7 kilometre yol kullanarak mahallelerine gelebiliyordu. Biz bunu büyük uğraşlar sonucu bu yolu birleştirdik. Şimdi 500 metreye yolu indirdik. Çukurca gelişmeye, Çukurca değişmeye devam ediyor ve işte o değişimin en güzel örneklerinden bir tanesi. Efendim Çukurca'nın merkezinde bulunan bu cadde. Evet. Biz göreve başladığımızda bu yol hem çok bozuktu, çamur gibi, çamur deryası gibiydi. Biz hemen bunun altyapısını, sulama suyunu, duvarlarını yaptık. 1,5 kilometrede asfalt yaptık. Tabii biz bunu çalıştığımızda şöyle bir durumla karşılaştık. Hem sulama kanalı geçtiği için çiftçilerimiz mağdur olmasın diye duvarı çift katman şeklinde yaptık. Bir şekilde hem tarlaların çökmesini engelledik, hem de vatandaşlarımızın tarlasına suyun akmasını sağladık. Şu anda gördüğünüz gibi borularla biz şu anda tarlalarımıza suları sağlıyoruz. Mahallemiz çok güzel bir görüntüye sebep oldu. Mahallemizde normalde bu noktaya gelebilmek için 3-4 kilometre yol kat etmen gerekiyordu. Biz 500 metrelik yeni bir yolu birleştirerek yeni yer aldık. Tabii vatandaşlarımız da tekrar sağ olsunlar, hepsi yardımcı oldular. Ve yolumuzu birleştirdiğimizde şimdi 1 kilometre bir mesafeyle artık daha çarşıya gidebiliyorsun. Ve bu mahallede çok
cazibe merkezi oldu neredeyse. Evet, hemen gelir gelmez altyapısını, asfaltını yaptınız, duvarlarını ördünüz ve üreten çiftçimize destek olsun dediniz, sulama borularını da götürdünüz. Kesinlikle. Onun için ne diyoruz? Her şey Çukurca için. Devam edelim. Bu hafta da sizler için Hakkari Çukurca'daydık. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Yetti mi? Bence de yetmedi. Hayatınıza bir kez de olsa gelin bu muhteşem ilçeye, güzelliklerini, özelliklerini, doğallıklarını ve bu temiz havasını doya doya ciğerlerinize çekin ki Çukurca'yı anlamış, tanımış olasınız. Haftaya nerede miyiz? Ya nasip diyoruz. Haftaya yine doğumuzun farklı bir ilinde, farklı bir ilçesinde görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşalım.